Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolumu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Alper Tuncay kardeşimin tavsiyesi üzerine kameramı sağ üstte aldım. Bundan sonra kimi zaman kameram burada olacak, kimi zaman da normal bir şekilde sol altta olacak. Arkadaşlar, bu bölümde öncelikle sizlerin isteği doğrultusunda birkaç hamle yapacağım. Öncelikle tonaliyi almadığım için bana tepki gösterenlere şunu söylemek isterim ki maalesef çok haklısınız. Çok iyi potansiyeli olan bir futbolcuydu. O oyuncuyu sırf imza primi için almamak gerçekten büyük bir hataydı. Yani o konuda size %100 katılıyorum maalesef. İnşallah ileriki zamanlarda böyle saçma sapan hatalar yapmayacağız. Mert kardeşimiz demiş ki kiralama teklifini satın alma opsiyonuyla yaptıkları zaman temsilciyle görüşmelerini sağla. Onlar en azından kiralamaya çevirebilir demiş. Bu ipucunu ileriki zamanlarda dikkate alacağım kardeşim. Sizlerin önerisi üzerine Gezal ve Rozier'in bonservislerini almaya çalışacağım. Kanat olarak Lozek tavsiyesi gelmiş. Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Ayrıca Madueke diye bir oyuncu da önerilmiş. Ona da bakacağım. Hücum hattına odaklanacağıma stopere odaklanmam. Yani stopere de birkaç oyuncu almam önerilmiş. Onu da mutlaka yapacağım. Stopere de birkaç oyuncu almamız lazım. Dilerseniz öncelikle Rozier ve Gezal'ın bonservislerini almaya çalışalım. Evet, bizde rol olarak zaten kendisi çok önemli. Beşiktaş kulübünde kiralık. Evet ya, ben bunları arıyordum işte. Nereden kiralık, nereden değil. Onlara nasıl bakıldığını bilmiyordum. Sayenizde onu da bulmuş oldum. Şöyle yapalım en iyisi. Bu oyuncular için satın alma etkisi verelim. Valentin Rozier için satın alma etkisi ver diyorum. Fakat şu an 19.34 milyonluk bir bütçemiz olduğu için transfer askıya alınıyor. Transfer bütçesini şimdi 26 milyona çektim ama ne kadar mantıklı oldu bilmiyorum açıkçası. Fakat madem Rozier'in potansiyeli yüksek, o zaman bu oyuncuyu da kaçırmak istemiyorum. Zaten kendisi 24 yaşında. Gezal'a baktım, 28 yaşında. O yüzden Gezal şimdilik kalsın en iyisi. Ama Rozier'i almaya çalışalım. Rozier için satın alma teklif vermeden önce Mehmet kardeşimizin önerisine bir bakmak istiyorum. 18 yaşında genç bir delikanlıyı önermiş bize. Teşekkür ederim kendisine. Bunun potansiyeline bakabiliyor muyuz acaba? Evet arkadaşlar, bu oyuncunun şu anki değeri 9.5 milyonmuş. 74 overall varmış ve 87 potansiyeli varmış. Kendisinin izlenmesini söyleyelim. Bir kardeşimiz de Madueke diye bir oyuncuyu önermiş. Ona da bakalım. O da 18 yaşında genç bir delikanlı. Serbest kalma bedeli 14.2 milyon. Eğer ki potansiyeli gerçekten yüksekse direkt serbest kalma bedelini ödeyip de alabilirim de, yani belli olmaz. Benim isteğim Beşiktaş'tan da bir yıldız oyuncu çıksın. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'tan yıldız bir oyuncu çıksın. Hey maşallah arkadaşlar, 73 overall'ı var ve 87 potansiyeli var. 7 milyon değeri var fakat serbest kalma bedeli 14.2 milyon. Biz bu oyuncu için en iyisi izlenmesini isteyelim. Belki 10 milyona falan alabiliriz. Bakalım şöyle başka öneriler var mı diye. Evet, bir istek üzerine şimdi Amine adlı bir oyuncuya bakıyorum. Oyuncu 20 yaşında santrafor mevkisinde oynuyor. Şu anki overall'ı 68 ve potansiyeli de 82. 2.9 milyon değeri var. Aslında evet, bu oyuncuyu da kadromuzda düşünebiliriz tabii ki de. İzlemesini isteyelim, transfer listeye koyalım. Bir başka öneriye geçiyorum şimdi. Verison diye bir oyuncu tavsiye edilmiş. Fakat kardeşimiz yanlış mı yazdı bilmiyorum şimdi. Mehmet kardeşim, oyuncuyu maalesef ne oyunda ne de internette bulamadım. Bana oyuncunun tam adını bir daha yazarsan çok sevinirim. Onun da izlenmesini isteriz ve duruma göre de takımımıza transfer ederiz. Bu kariyeri hep birlikte inşa edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte başarıya ulaşacağız inşallah. Şimdi öncelikle defansa birkaç oyuncu bakmak istiyorum. Maksimum yaşı 27 olsun. Aramaya gönder dedik. Potansiyeli 87 olan harika bir oyuncu buldum şu an. Bu oyuncunun izlenmesini istiyorum. Evet, bu futbolcunun overall'ı 78 ama potansiyeli 86. Bunun da izlenmesini istiyorum. 1-2 oyuncunun izlenmesini daha isteyeceğim. 21 yaşında bir stoper. Overall'ı 78, potansiyeli 88. Boyu da maşallah 1.94. 1.94'e girince aklıma 2 metre boyundaki bir arkadaşım geldi. Benim boyum 1.65 civarı ve yanımda böyle cüce kalıyorum resmen. Neyse. Bu oyuncunun overall'ı 81 fakat potansiyeli 87. O yüzden bunu da kadromuzda görebiliriz. Görmeyi isteriz tabii ki de. Tabii izlemeye gönderdiğim her oyuncuyu alacak değilim. O kadar paramız yok. İzlenmeye gönderdiğim birkaç futbolcuyu en azından takımımızda görebilirsek çok iyi olur. Beşiktaş'ın geleceğini parlak kılmaya çalışıyoruz ama benim elimde ne kadar parlak olur onu da bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, kaleci al demişsiniz bana. Aklıma ilk gelen futbolcu tabii ki de Muslera. Hem rakibimizin önemli bir oyuncusunu alarak onları şampiyonluktan biraz olsun uzaklaştırmak için, hem de gerçekten bu oyuncu gerçekten çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Hem 34 yaşında, tecrübeli de. Hemen kendisiyle bir görüşme yapmak istiyorum. İnşallah Galatasaray izin verir. Kulüp, rakip kulüple transfer görüşmesi yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de başımıza gelen şeyin aynısı şimdi de geldi. Bright olsaysa böyle almak istemiştik fakat Fenerbahçe bizle görüşmek istememişti. Aynı şekilde Galatasaray'da şu an bizimle görüşmek istemiyor. Tonali'yi er ya da geç takımımıza alacağız arkadaşlar. Gerçekten bu oyuncuyu takımımda istiyorum ya. Gerçekten
gerçekten istiyorum. Şimdiden satın alma teklifi götürsem mi acaba, onu düşünüyorum. Aslında iyi olur. Acaba bizi daha kabul ederler mi ya? Bir deneyelim mi? Hadi bakalım, bir gelişme var. Kendisi için 20 milyon teklif ediyorum, bakalım ne diyecekler. 21.4 milyon artı sonraki satıştan %5 pay istiyorlar. Biz tabii Türk'üz abi, pazarlık yapalım, pazarlık sünnettir. Sonraki satıştan payı 3'e çekelim bakalım. İnşallah kabul ederler. Güzel. Kabul ettiler. Şimdi oyuncunun kendisiyle görüşelim. Kendisi için çok önemli diyorum. Ben 5 yıllık bir sözleşme teklif etmek istiyorum. Onlar da onayladı. Serbest kalma bedelini yok sayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 270 bin euro imza primi istediler. 20 gol attığında 910 bin euro istiyorlar. Hiç zorlamayacağım arkadaşlar. Hiç zorlamak istemiyorum çünkü bu oyuncuyu gerçekten takımımda istiyorum. Kabul et diyelim ve Sandro Tonali Beşiktaş'a hayırlı olsun. Devre arasında takımımıza katılacak. Şöyle bir baktığımız zaman Sandro Tonali ve Curtis Jones. Bu iki oyuncuyla birlikte orta sahamız epey güçlenecek devre arasında. Ayrıca potansiyelleri de çok iyi olduğu için yatırım açısından çok çok iyi transferler oldu gerçekten. Şöyle bir dönüp de transfer bütçemize bakmak istiyorum. Evet, elde kalan sadece 4.47 milyon. Şimdilik önemli değil. Önemli değil fakat ucuzundan bir tane oyuncu almak isterim. Ona da direkt internetten bakayım arkadaşlar. Hiç aramanın mantığı yok. Arkadaşlar overall'ı 78 olan, potansiyeli ise 86 olan bir futbolcu buldum. Hemen onun izlenmesini isteyelim. İzlenmesini istiyoruz ve transfer listesine ekliyoruz. Elimizdeymişken bir oyuncuya daha bakalım arkadaşlar. O da Dean Henderson diye bir oyuncu. Bu oyuncunun şimdiki overall'ı 80 fakat potansiyeli 87. Bunun da izlenmesini isteyelim. Pierluigi Gollini diye bir oyuncu var. Bunun da izlenmesini isteyelim. Bu oyuncunun overall'ı şu an 80 ve potansiyeli 85. Yaşı ise 25. Bir şekilde defansımızı yavaş yavaş sağlam almaya çalışmamız lazım. En azından ikinci yarıda çok fazla gol yemeyiz diye umuyorum. Bir sonraki rakibimiz olan Trabzonspor gördüğünüz üzere daha hiç mağlubiyet almadığı ve en yakın rakibi Galatasaray'a bile 11 puan fark atmış. Şöyle bir baktığımız zaman mesela Galatasaray'la bizim aramızda çok fazla puan farkı yok. Sadece 6 puan fark var. Yani şimdilik tabii ki de şampiyonluk adına konuşmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama en azından ikincilik için umut var. En azından Şampiyonlar Ligi için umut var yani. Biz de bundan sonraki süreçte inşallah önümüze gelen bütün maçları kazanıp sıralamada olabileceğimiz en iyi yerde kendimizi bulmak istiyoruz. 28 gol atmış Trabzon ve sadece 6 gol yemiş 14 maçta. Biz ise 25 gol atmışız ve 14 gol yemişiz. Hakkımızda hayırlısı olsun valla. Evet arkadaşlar, ilk 11'imizi görüyorsunuz. İnşallah bu karşılaşmadan galip geliriz. Aslında bir önceki bölümde bu maçı oynamak istediğimi söylemiştim ama daha sonra düşündüğümde sadece Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını oynamak daha mantıklı geldi bana. Lafı uzatmayalım, hızlı simüle ediyoruz ve inşallah galip ayrılırız. Hadi. 1-1. O da iyi. O da iyi. En azından yenilmedik. Topa sahip olma yüzdemiz 152. 3 fırsat yaratmışız. 4 tane şut çekmişiz. Yenilmemek de önemli. Sonuçta en yakın rakibine 11 puan fark atmış bir takımdan bahsediyoruz abi. Şöyle bir baktığımız zaman sahanın en iyisi Abubakar olmuş 7.9 puan ile. Puan durumundaki son durum gördüğünüz üzere. Trabzon'la Galatasaray arasındaki puan farkı 9'a inmiş. Ve Galatasaray'ın bir maç eksiği var. Onu da belirtmek lazım. Bizim Galatasaray'la aramızdaki puan farkı ise 8'e çıkmış. Fenerbahçe... Abi 19 puanda ve 10. sırada. Her neyse, biz kendimize bakalım. Bir sonraki karşılaşmamız Sivas'a karşı. Sivas şu anda ligde 11. sırada. 16 gol atıp 16 gol yemişler. Averajları 0. Açıkçası biz bu takımı rahat yeneriz diyemiyorum çünkü geçen bölümde ligin son sırasındaki rakibe karşı 1-1 beraber kaldık ya. Yani oyunda bazen böyle saçma şeyler de yaşayabiliyoruz. O yüzden her maçı açıkçası ben final gözünde bakıyorum yani. Yine aynı kadroyla çıkacağım. Hızlı simüle ediyoruz ve inşallah galip geliriz. Yine 1-1. Yine 1-1 berabere kaldık ve yine yukarı çıkmıyor. Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Bizden gol atan oyuncu Cenk Tosun olmuş. Arkadaşlar yukarıya çıkmıyor nedense. O yüzden gösteremiyorum şimdi o detayları. Yine berabere kaldık ya. Yine berabere kaldık. Bu arada şimdi fark ettim. Abubakar gol krallığında zirvede. Keskemi biraz küçülttüm. Böyle daha iyi oldu sanki. Gördüğünüz üzere Abubakar 15 maçta 12 gol atmış. Keşke bu bize puan durumunda da yansısa. Evet, Wuhan Kong için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geldi. Yetki ver diyeceğim, hiç uğraşmayacağım. 37.5 milyon değeri var. Maşallah. Aslında şaşırmamak lazım. Çünkü potansiyeli olan da bir futbolcu ve üstelik genç. En azından kiralayabilirsek Beşiktaş'ı iyi yerlere çıkarır diye düşünüyorum. Kiralama teklifi yollamak istedim fakat kulüp bu oyuncuyu kiralık vermek istemiyor. Satın alma teklifi yollarız, yollamasına da o kadar paramız yok bizim ya. Bir sonraki karşılaşmamız Antalyaspor'a karşı ve Antalyaspor sadece 2 puan gerimizde. Bir maç fazlasıyla. Çağatay Talha'nın önerisi üzerine Mensah yerine Enkudu'yu sahaya alıyorum. Şöyle aslında ikisini kıyasladığımız zaman Enkudu'nun Mensah'tan daha iyi olduğu konular, daha iyi olduğu alanlar sadece hızlanma ve dribbling. Yaş olarak tabii ki de Enkudu daha iyi. Üstelik zayıf ayağı
4 yıldız. Evet, şimdilik kadro gayet güzel gözüküyor. Hadi bakalım Antalyaspor mücadelesine çıkalım. Hızlı simüle ediyorum. Yine berabere bitti. 3 maçtır berabere kalıyoruz. Ofansif tarzımızı topa sahip olma yaptığımız için topa sahip olma yüzdemiz %61'de çok çok iyi. Ama gol yok. Ben anlamıyorum ki Vincent Aboubakar nasıl gol krallığında zirvede, ben hala anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim ya. Gerçekten anlamış değilim. Ulan maçta hiçbir şey olmamış be. Sadece bir tane sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu kadar. Çok ilginç ya. Vallahi billahi 3 maçtır berabere kalıyoruz ya. Joshua Sheyfa için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geldi. Yetki ver diyoruz, hiç uğraşmayalım. Maşallah maşallah. Oyuncunun değeri 36 milyon. En azından kiralayabilir miyiz ki ya? Evet, oyuncuyu bulduk. Kiralama teklifi, yetkisi ver diyelim. Fakat bu oyuncuyu da kiralık vermek istemiyorlar. Ama mutlaka bir kaleci bulmamız lazım abi. Mutlaka bir kaleci bulmamız lazım. Sven Ulreich adlı bir oyuncu buldum. Kendisinin overall 77 ve 2023'e kadar sözleşmesi varmış. İzlenmesini isteyelim ve transfer listemize koyalım. Bize en azından bu sezon kurtarsın istiyorum çünkü. Bir başka kaleci daha var. Bunun da overall 77. Bunun da sözleşmesi 2023'e kadar. Hemen başka kalecilere bakalım en iyisi. Rusya'dan Jelerm adlı bir kaleci buldum. Bunun da izlenmesini istiyorum. Bunun da overall'ı 77 şu an. Dediğim gibi bizi sezon sonuna kadar kurtarsın da gerisi önemli değil. Bir sonraki rakibimiz Gençlerbirliği, şu an 18. sırada 14 puanla. Trabzon'a bakmak istiyorum. Trabzon hala namalum. Allah'ım yarabbim. Tamam, şampiyon olacaksınız o belli de. Lan en azından bir kerecik olsun, yenelim ya. Şimdi bir sonraki karşılaşmamız olan Gençlerbirliği maçına çıkıyoruz. 3 maçtır arka arkaya berabere kaldık. İnşallah bu maçla birlikte galibiyet serisinde başlarız. Haydi bakalım. Ve işte bu. Kazandık. 2-1 kazandık. Çok iyi abi, çok iyi. En sonunda galip gelmeyi bildik arkadaşlar ya. Yemin ederim var ya, 3 maçtır arka arkaya berabere kalıyorduk. Artık gına geldi yani. Adem Ljajic 9.8'de oynamış. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Attığı 2 gol bize galibiyeti getirdi. Son dakikalarda keşke o golü yemeseydik. Temiz bir galibiyet olsaydı. Ama olsun. Galip geldiğimiz için tabii ki de mutluyuz. Bu arada rakip de bizimle aynı dizilişle sahaya çıkmıştı. İzlenmesini istediğimiz futbolcuların raporları geldi. Şimdi hepsini tek tek geçeceğiz bakalım. Fakat öncesinde Wuhan Kong için tekrardan bir teklif gelmiş. Buna tekrardan yetki ver diyelim. Haydi bakalım şimdi raporlara. Evet, raporlara geldik. Pierluigi Gollini adlı kaleci 24.5 milyon değere sahip. Alex Meret'e bakalım, 27 milyon. Maşallah be. Luis Felipe 29. Abi bunlar ne manyak futbolcularmış be. Ama Adam Hložek'i alabiliriz. Üstelik 18 yaşında ve overall'ı yanlış hatırlamıyorsam 86 mıydı 87 miydi, öyle bir şey olması lazım. Ulreich ve Fernandez şimdilik düşündüğüm kaleciler arasında. Belki Jilerme de olabilir. Önceliğim bu kalecilerin raporlarının gelmesi. Daha sonra karar vermek istiyorum hangisini alacağıma. Çünkü bize tecrübeli kaleci lazım abi. Mustera gibi gerçekten tecrübeli kaleci lazım bize. Bir sonraki rakibimiz Hatayspor. İnşallah Bupenza oynamaz. Bupenza oynarsa gerçekten sıkıntı olur. Hatayspor 17 maçta topladığı 17 puanla 15. sırada. Gerçek hayatta biliyorsunuz Hatayspor çok çok iyi. Özellikle hücum hattı gerçekten çok iyi. Ama gördüğüm kadarıyla şu an Bupenza oynamıyor. Atiba Hutchinson'ın liderliğinde Hatayspor deplasmanında karşılaşmaya çıkıyoruz ve inşallah... Ya Rabbi ya Resulallah ya. İnşallah kazanırız diyecektim. Yine berabere kaldık ya. Abi nasıl ya? Nasıl? 5 şut çekmişiz ya. 5 şut çekmişiz. Lan insan bir gol atamaz mı? Kendimi çukurdaki kumburgazlı Serdar gibi hissettim ya. Ofansif tarzımızı değiştireceğim abi. Ofansif tarzımızı var ya, Allah ne verdiyse yapacağım. Keşke öyle bir opsiyon olsa. Ofansif tarzımızı hızlı oyun kur yapıyorum artık. Varsın rakip kontraya çıksın, umurumda değil. Yeter ki bir şeyler olsun ya. Yeter ki galip gelelim veya yani bir şeyler olsun yani. Berabere kalmaktan sıkıldım abi ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam, yenilmemek güzel ama sürekli berabere kalıyoruz ya. Galip gelemiyoruz ama yenilmiyoruz da, saçma sapan bir olay. 16 yaşındaki Wuhan Kong'u Fransa'ya kiralıyoruz. Şimdi ise döndük dolaştık, bir derbiye daha geldik. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe 25 puanla 8. sırada. Trabzonspor hala namalup. Yedek kadroyla oynayacağım çünkü bunun hem dizilişi hem de futbolcuları benim futboluma daha yatkın. Oyna diyoruz ve Fenerbahçe mücadelesine başlıyoruz. Ve Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi başlamak üzere. Oyuncular sahaya çıktı. İstiklal marşımız okundu. Mesut Özil'i görüyorsunuz. Cenk Tosun vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Araya girebilir miyiz? Giremedik. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Mesut Özil gol atıyor. 1-0 geriye düşüyoruz. Ne zaman bu spikerliği yapmaya kalksam konsantrasyon kaybı yaşayıp hemen golü kalemize görüyoruz ya. Caner'den şimdi bir orta.
Mesut, ben şoka girdim, yemin ederim ben şoka girdim. Mesut'tan çok manyak bir vole geldi. Hiç beklemediğim bir şut. Abi bu nasıl şut ya? Buradan abi seçkin zorluk seviyesinde oynar mısın diyen kardeşimin sesini dinliyorum. Kardeşim gördüğün üzere efsane bir zorluk derecede bile bu kadar zorlanıyorum yani. Artık gerisini sen düşün. Bir önceki bölümde bahsetmiştim. Bu efsane bir zorluk derecesi aslında bana bir gömlek fazla. Ama ben zorlanmayı istiyorum. Zorlanmak hoşuma gidiyor. Hani daha fazla keyif alıyorum. Sürekli kazanmaktansa böyle ara sıra kaybetmek. Tabii bu kariyerde şimdi çok da istediğimiz gibi işler gitmedi ama dakikalar azaldıkça bende stres artıyor ya. Bu maçı mutlaka almamız lazımdı be. Tüh. Vallahi kötü oldu ya. Ama Samat da bile gol attı ya. Hani kazanamıyoruz diye dert yanıyorduk. Berabere kalıyoruz falan diye. Şimdi mağlubiyeti tadacağız. Kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın yani. Elimden geleni yapıyorum ama maalesef yetersiz. Adam resmen havada uçarak vole çaktı kalemize. Fernandez'in raporu geldi arkadaşlar. 3,4 milyon değeri varmış. Bu arada bir an unuttum. Sven Ulreich ve Cilerme'den de rapor bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman hangi oyuncuyu kadromuza katacağımıza karar veririz. Moralim gerçekten bozuk ya. Moralim gerçekten bozuk. Sizlere iyi bir bölüm seyrettirmek istiyorum ama yani bana boşu boşuna böyle sanki uğraşıyormuşum gibi geliyor. Başarıya ulaşamayınca benim sinirim bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Hadi liderliği boş verelim dedik. Şuna bakın, Trabzonspor hala mağlup olmamış. Hadi liderliği boş verdik, en azından ikinci olalım dedik. İkinci olan Galatasaray ile bile aramızdaki puan farkı 11'e çıktı. Yani sizlere iyi bir şey sunamadığım için üzülüyorum. Gerçekten bunun için üzülüyorum ya. Optimist düşünmeye çalışıyorum. Devre arasında takımımıza çok önemli oyuncular katılacak. Ve onlar sayesinde belki ikinci veya üçüncü sıraya kadar yükselebiliriz. Hakkımızda hayırlısı olsun gerçekten. Dediğim gibi ben size iyi bir şeyler sunmak için burada çaba gösteriyorum. Fakat böyle sonuçlar kötü olunca benim de moralim bozuluyor. Wuhan Kong Fransız kulübüne kiralanıyor. Yönetimden mesaj geldi şimdi. Joseph de Souza, Vincent Aboubakar, Utku Yuvakuran, Dorukhan Tokoz ve Gökhan Tören'in sözleşmeleri bitmek üzereymiş. Atiba Hutchinson sezon sonunda futbol bırakıyormuş. Gerçek hayatta da mı öyle? Bilenler lütfen yoruma yazsın. Joseph de Souza ile 2 yıllık daha anlaştık arkadaşlar. Dorukhan'la da 2 yıllık daha anlaştık. Mahmut Davud'un çok özel yetenekleri varmış. Keşke bunu sahada da görebilsek. Evet arkadaşlar, Aboubakar'la da 2 yıllık anlaştık. Gökhan Töre ile de 2 yıllık anlaştık. Şimdi kalecilere bakalım arkadaşlar. Bizim kalemizi en az birkaç yıl koruyacak birisi lazım bize. O yüzden 35 yaş biraz fazla. Ama Sven Ulreich olabilir. Evet zaten kiralayamıyormuşuz, o yüzden satın alma teklifi götürelim. Ama onlar da oyuncuyu yeni transfer etmiş zaten. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman Fernandes'i kiralayalım, o da olmuyor. Satın alma teklifi götürelim. Onlar da daha yeni transfer etmiş. Son çare. Geldik yine Jilerme'ye. Kiralama teklifi tabii ki kabul etmezler. Satın alma teklifi, yani 35 yaşındaki futbolcu için tabii ki de kabul ederler. Olabildiğince düşük teklif yapacağım. Değerinin yarısını teklif ediyoruz. Yaşın gelmiş abi senin. İşlerine gelmedi. Alexander Nübel'in izlenmesini istiyorum. Potansiyeli 80 olan bir kaleci kendisi. Serbest kalma bedeli ise 12 milyon. Yani taş çatlasın 8-9 milyonu alabiliriz diye tahmin ediyorum. Gerçi o kadar bile transfer bütçemiz yok ya şu an. Nsakala'yı transfer listesine koydum. Yani aslında baktığımız zaman transfer listesinde çok oyuncumuz var. Ama maalesef teklif yok. Necip Uysal'ın lider karakterli özelliği varmış. Ben de diyordum ki kendi kendime, Atiba Hutchinson oyundan çıkınca neden Necip Uysal sürekli kaptan oluyor? Meğer bundan dolayıymış. Yavaş yavaş öğreniyorum yani ama biraz geç oldu tabii, sezonu yarıladık. İyi bir kaleci bulabilseydik iyi olacaktı ama olmadı maalesef. Ulan şükür be, en sonunda ya. Trabzon en sonunda mağlup olmuş. Fenerbahçe Trabzonspor'u mağlup etmiş. Şuna bakın ya, yemin ederim ilk 8'de bile yokuz. Resmen yokuz. Kazansak 33 puanla çıkacağız. 6. sıraya yükseleceğiz. Elimden geleni yapıyorum. Vallahi billahi elimden geleni yapıyorum ama olmuyor maalesef. Hadi bakalım arkadaşlar, ilk yarının son maçına çıkalım. İnşallah bu maçı en azından kazanırız da bölümü güzel tamamlarız. Hadi bakalım, inşallah kazanırız. İyi bari. 2-1 kazandık. En azından ilk yarıyı güzel kapattık. Güzel bir skorla kapattık. Mahmut Davut uzun zaman sonra ilk defa gol attı. %50'lik topa sahip olma yüzdemiz var. 3 fırsat yaratmışız. 4 şut çekmişiz. 2-1 galip geliyoruz. Bakalım ligde şu anda ne durumdayız. Kupada Alanyaspor'a karşı oynayacağız. Maça çıkıp kendim oynamak isterdim ama simüle etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Süper Lig'e bir bakalım bakalım durumumuz ne. 7. sıradayız şu anda. 2. sırada bulunan ve yakalama şansımızın daha yüksek olduğu Galatasaray'a karşı aramızda
aramızdaki puan farkı. Bu ne uzun bir cümle oldu ya. Aramızdaki puan farkı 9. Arkadaşlar sizce ilk yarı nasıl geçti? Yani ben çok samimi söylüyorum, çok zorlandım. Hem transfer kariyerini ilk defa yaptığım için üzerimde bir acemilik vardı. Hem de bir şeyleri doğru yapmak istedikçe sürekli yanlış oldu. Mesela bu bölümde sadece 2 galibiyet alabildik. Fenerbahçe derbisini kaybettik. Derbiyi kazansaydık şu an belki de en kötü 4. sırada olacaktık. Zirveden çok uzaklaştık ya. Yemin ederim üzülüyorum ya. Her şeyden öte size iyi bir şeyler sunmak istiyorum ve bunu yapamıyorum ya. Ona en çok üzülüyorum. Ama inşallah takımımıza yeni katılacak olan futbolcularla birlikte daha iyi yerlere geliriz. Çünkü Beşiktaş bunu hak etmiyor abi. Gerçi Fenerbahçe de onu hak etmiyor ama şu an Fenerbahçe konumuz değil. Beşiktaş gerçekten bu konumu hak etmiyor. Çok samimi söylüyorum. Vincent Aboubakar güya gol krallığında zirvede. Abi biz neden burada o zaman etkisini göremiyoruz onun? Gördüğünüz üzere Aboubakar 20 maça çıkmış ve 12 gol atmış. 20 maçın 20'sinde de oynamış ve 12 gol atmış. Aslında çok iyi bir performans sergilemiş ama gel gelelim maalesef puan tablosunda yansımadı bu bize. Yunus Mallı ve Babakar'ı mı transfer etmeye çalışsak, ne yapsak ya? Gerçi Yunus Mallı gelmez. Çünkü şu an kendileri lider olduğu için başka bir kulübe ben olsam ben de gitmem yani. Eğer olur da transfer edebilirsek Aboubakar'la iyi işler çıkarabilirler. Alanyaspor da zaten şu an sadece 3 puan önümüzde. O yüzden aslında oyuncunun teklifimizi kabul etmemesi için bir sebep yok gibi görüyorum ben. Francisco Montero'nun kiralık süreci sona erdi. Gezal'ın kiralık süreci sona erdi. Cenk Tosun'un kiralık süresi sona erdi. Wuhan Kong kiralık olarak gitti. Zando Tonali takımımıza katıldı. Hilal Ceylan kiralık olarak gitti. Rıdvan Yılmaz da kiralık olarak gitti. Curtis Jones takımımıza katıldı. Ve Aydın Hasic Fluminense kulübüne kiralık olarak gidiyor. Böylelikle transfer dönemi çok hızlı bir şekilde başlamış oluyor arkadaşlar. Hemen dizilişleri bir ayar çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, takıma yeni oyuncuların katılmasıyla birlikte ilk 11'leri tekrardan düzenledim. Gördüğünüz üzere as ilk 11'imizde 4-1-2-3 dizilişini kullandım. Yedek ilk 11'de ise 4-3-3'ü kullandım. Şöyle size kısaca yaptığım ayarları da göstereyim. Her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatıyorum, onu bilin. Bu arada Oğuzhan Özyakup'un yerine Mahmut Doğu'da oynatabilir miyiz acaba? Şu anda onu düşündüm de. Oynatalım arkadaşlar ya. Evet, buraya Mahmut Doğu'da alalım en iyisi. İlk 11'imiz şimdi tam oldu. Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ı oynatmamaya çalışacağım. Onların yerine genç ve kaliteli, potansiyelli futbolcular satın aldık. Onları kullanıp onların değerlenmesini sağlamamız lazım. Gördüğünüz üzere ilk 11'i böyle ayarladım. Herkes kendi yerinde oynuyor. Taktiğe geldiğimizde defansif tarzımızı her iki ilk 11'de de dengeli yaptım. Burada ofansif tarzımızı ise hızlı oyun kur yaptım. Çünkü orta sahada kalabalığız ve hızlı oyun kurabiliriz. Talimatlarda hiçbir şey vermedim. Yedek kadroda ise yine herkes kendi yerinde oynuyor. Fakat taktikte ofansif tarz olarak uzun topu seçtim. Çünkü kanatlarımız, özellikle Enkudu çok hızlı. Kanatlarımızı kullanıp çok iyi ataklar geliştirebiliriz. Bir de kaleci transferi yapabilseydik yemin ederim çok iyi olacaktı. Stopere de birkaç oyuncu almamız lazım. Şimdilik sadece 4 milyon bütçemiz var. Eğer olur da inşallah bu transfer döneminde birkaç oyuncu satabilirsek bütçemiz artar ve biz de defansı takviye yaparız. Evet arkadaşlar, böylelikle bu bölümün sonuna gelelim. Uzun bir bölüm istemiştiniz. Elimden geldiğince uzun tutmaya çalıştım. Bölüm hakkındaki görüşlerinizi bilmek istiyorum. Lütfen yorumlara görüşünüzü belirtin arkadaşlar. Video kaç dakika olacak bilmiyorum ama size şunu söyleyebilirim ki rahat 2-3 saattir kayıttayım. Keşke bu bölümde oynadığımız 7 karşılaşmadan 2 galibiyet yerine daha fazla galibiyet alabilseydik. Bir maçımız olan Fenerbahçe karşılaşmasında mağlup olmuştuk. Bu bölümde toplam 7 maç yaptık. İkisini kazanabildik. Bir tanesinde mağlup olduk. Dördünde de berabere kaldık arkadaşlar. Ya çok fazla beraber kalıyoruz yani. Dediğim gibi gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İnşallah artık bu sıkıntıyı çekmeyiz. Yeni kadro hakkındaki görüşünüzü bilmek istiyorum. Lütfen yorumlarda görüşünüzü belirtin. Bu sezon bizim açımızdan cefa sezonu oldu resmen. Ama inşallah gelecek sezonda sefa sezonu olacak. Eğer yapabilirsek kadromuza birkaç oyuncu daha takviye edeceğiz, demin de belirttiğim gibi. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.